Arkadaşlar iyi günler. Ben YouTube Doğu Ateş Coğrafya kanalından Doğu Ateş. Bugünkü konumuz, bu derste konumuz 10. sınıfların 2021-2022 sonbahar dönemi birinci yazılı sınavı için yapmış olduğumuz hazırlıklar. Bir yazılı sınavını birlikte yapacağız. Bu yazılı sınavında kullandığım soruları çok büyük ihtimalle diyebilirim ki %70-80 oranında Türkiye'deki bütün okullardaki öğretmen arkadaşlarımız 3 aşağı 5 yukarı aynı şekilde soracak. Bu bakımdan buradaki soruları iyi dinlemeniz sizin için önemli bir ölçüt, iyi bir hazırlanma aracı olacak. Bakalım sorularımız nasıl yapacağız bu soruları. Lisemiz ilginç bir ismi var. Böyle bir lise yok tabii. Bunların hepsi benim hayali uydurduğum. Türkiye Lisesi'nde yapılmış 10. sınıf coğrafya dersinin birinci yazılı sınavında Doğu Ateş adında bir öğrenci 10. sınıfında ve numarasında 001 gördüğünüz gibi. Sorumuzda klasik sorularla başlıyoruz. Birinci bölümde birinci soru. Alfred Wegener yaptığı çalışmalarda birbirinden kilometrelerce uzaklıktaki Afrika ile Güney Amerika kıtalarının kıyılarında aynı fosil örneklerini bulmasını nasıl açıklamıştır? Şimdi şunu asla unutmayacağız. Biz ilk konumuz neydi? Levha tektoniği. Levha tektoniğinin ilk konu değil de ikinci konuydu. İlk konumuz dünyanın oluşumu ve dünyanın katmanlarıydı. İkinci konumuz levha tektoniğiydi. Levha tektoniğini ortaya koyan bilim insanının adı Alfred Wegener'di. Bu Alman meteorolog 1908 yılında Güney Amerika ve Afrika kıtalarının kenar bölgelerinde ciddi araştırmalar yapmış. Burada yaptığı kaya ve fosil örneklerinin birbiriyle inanılmaz bir uyum içinde olduğunu görmüş. Ve 1912 yılında çok ünlü bir makale yayınlamıştı. Bu makalesinin adı böyle kitapçık halinde dünyada yer yerinden oynatan müthiş bir bilimsel buluş yapmıştı bu adam. Neydi o? Levha tektonik kuramı adıyla. Kendisinden önce aslında ta Anaksimenes'ten beri iddia edilen kıtaların kaydığı teorisini kesin kanıtlarla açıklamıştı. Demek ki buranın cevabı kıtaların kayması teorisi olması lazım veya bunun günümüzdeki adı sizler derseniz ki hocam benim aklıma o gelmedi bu geldi levha tektoniği de denilebilir. Hani bunu da öğretmeniniz yanlış kabul etmeyecektir, doğru kabul edecektir. Bu ikisinden birini söylerseniz doğru cevap olacak. Kıtaların kayması teorisine veya levha tektoniğine göre açıklamış Wegener. Gelelim Türkiye'nin en önemli jeolojik ve jeomorfolojik özelliği nedir? Arkadaşlar bu çok önemli. ÖSYM'nin yaptığı sınavlarda her sene bakın istisnasız 1944'ten bu yana bir şekilde bu sınavlar yapılıyor. Bu sınavlarda her yıl sorulan soru Türkiye'nin 3. zamanın sonlarında oluşmuş genç bir ülke olması. Türkiye'nin en önemli özelliği arkadaşlar hem jeolojik hem jeomorfolojik açıdan Türkiye'nin oluşmuş genç bir ülke olması. Değerli arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ya Doğu Hocam bunun dışında da bir sürü özellik var. Mesela Türkiye'nin yüksek, engebeli, dağlık bir ülke olması. Tabii ki onlar da etkili. Ama bunların tamamı arkadaşlar Türkiye'nin 3. zamanda oluşmuş genç bir ülke olmasının doğal sonucu. Bizim için en temel özellik dediği için kesinlikle cevabımız bu olmalı. Ama pozitif bakan, sizi seven, böyle puan vermek isteyen öğretmenler, mesela ben de öyleyim, yanlış yapıyorum ama onlara yazarsanız onlar da puan verebilir. İç kuvvetler nelerdir? Arkadaşlar iç kuvvetler dünyanın dış yüzeyinin şekillenmesinde etkili olan ve gücünün kaynağını dünyanın merkezindeki büyük ısıdan alan. Dolayısıyla yerin içinden gelen kuvvetlerin sonucunda oluşan bütün olaylara iç kuvvetler diyoruz. Nedir iç kuvvetler? Bir kere ya ben şey diye hatırlıyorum. İç kuvvetlerin ilki orojenezdi. Ya hatta bunun adı şey değil miydi arkadaşlar ya? Dağ oluşumu. He bak bu dağ oluşumu. Bunun ikincisi epirojenezdi. O da şeydi. Ben onu da kıta oluşumu diye hatırlıyorum. Vah cin gibiyim ya. Anam hep diyordu çocuklar. Valla bizim
İşte gidiyorsun ya veli toplantısına. Mesela şimdi bizim oluyor. Veli geliyor, diyoruz ki işte ya diyoruz Ayşe Hanım, sizin oğlunuz çok zeki ama çalışmıyor. Şimdi o hesap, benim de annem geliyordu diyorlardı ki hep anneme, sizin oğlan çok kafalı. Şimdi o hesap, ben çok kafalı bir çocuk olduğumdan kaynaklı. Orojeniz ve pirojeniz hiç kuvvetli. Sonra orojeniz, o pirojeniz sonucunda ortaya çıkan bir diğer önemli olgu depremler ve sonuncusu arkadaşlar volkanizma adı verilen olayların tamamı iç kuvvetleri örnektir. Demek ki iç kuvvetler nelerdir derse bu dört tanesini yazacağız. Zımbalayıp geçeceğiz. Canavar gibi puanları alacağız. Adamı sinirletmeyin. Şimdi gelelim bu soruya. Sorumuza doğru veya yanlış olanın yanına bir işaret koyacağız. Ben koyabiliyor muyum? Vallahi koyabiliyorum arkadaşlar. Şimdi diyor ki İtalya'da Venedik şehrinin her yıl çökmesi orojeniz. Bak ya. Orojeniz diye bir şey var mı arkadaşlar? Deniz ilerlemesi, transgresyon, deniz gerilemesi, regresyondu. Venedik'in çökerek denizin ilerlemesi, Akdeniz'in ilerlemesi arkadaşlar, orojenizle alakası olmayan epirojenik, epirojenizle alakalı bir durumdur. Dolayısıyla burada şeklimi yapamadım. Demek ki burada hemen şunu yapmalıyım. Bunu yaparsam buraya tam doğru var ya. Cin gibiyim, süper zekayım. Tortul kayalarının en önemli özelliklerinden biri de içlerinde fosil bulundurmamalardır diyor. Pardon. Tortul kayalarının en önemli özelliklerinden biri de içlerinde fosil bulundurmalardır. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Neden? Çünkü gerçekten de içinde tortul en çok bulunan kayaçlar tortul kayaçlarıdır arkadaşlar. Tortul kayaçlarının bulunduğu yerlerde fosillere sıkça rastlanır. Asla unutmayacağız. Yoğunluğu, sıcaklığı, kalınlığı en fazla olan katman yer kabuğu değildir. Ben biliyorum, yoğunluğu, sıcaklığı, kalınlığı en fazla olan katman arkadaşlar kesinlikle çekirdektir. Dolayısıyla bunun cevabını da ben yanlış diyorum. Kınıyorum kendimi de. Şunu hemen düzelteyim. Özür diliyorum size. Tabi bunlar yayın sırasında olabilecek hadiseler. Ben de artık bunları öğreneceğim, geliştireceğim kendimi. Arkadaşlar, Kaledonya ve Hersinyan sıra dağlarının oluşumu Mezozoik zamanda gerçekleşmiştir diyor. Yok, ben Mezozoik'in ikinci zaman, çünkü Paleozoik 1, Mezozoik 2, Senozoik 3 diyor. O zaman Mezozoik ikinci olduğuna göre Kaledonya ve Hersinyan dağları bu dönemde oluşmamış. Dolayısıyla bu yanlış olacak arkadaşlar. Bunu da yanlış dedikten sonra bir sonraki Anadolu Yarımadası, Arabistan ve Afrika Avrasya levhaları arasında sıkıştığından ülkemizde depremler yaşanmaktadır. Vallahi doğru söylüyor. Ben öğrencilerime hep bunu anlatıyorum sabah akşam. Diyorum ki Türkiye arkadaşlar güneyden Arap ve Afrika levhalarının kuzeye doğru Avrasya'ya doğru Anadolu'yu gitmesi ve sıkıştırmasına bağlı olarak Anadolu batıya kaçtırır için her yıl depremlerin yaşandığı veya 10 yılda bir çok yüksek şiddette yıkıcı depremlerin yaşandığı bir ülkedir. Bunu asla unutmayacağız. Yer altında gerçekleşen büyük sokulum olayı sonucunda oluşan şekle batolit adı verilir. Yer altında, yani iç püskürük. Sokulum, çıkamıyor yüzeye. İç püskürük. Yer altında oluşan büyük yeryüzü şekli. Mesela Uludağ tipik bir batolitti. E bu batolit, o zaman burada verilen bilgiler bence gerçekten doğru. Ben bu arkadaşı kutluyorum. Vallahi doğru bilgi vermiş. Arkadaşlar, denizin ilerleyerek kara yüzeyini basması regresyon. Bak ya. Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Denizin ilerleyerek kara yüzeyini basması transgresyondu. Deniz basması. O zaman bu kesinlikle yani yanlıştır arkadaşlar. Toros Dağları Alp Himalaya Kıvrım Kuşağı içinde yer alır. Biliyorum ben, Alp Himalaya Kıvrım Kuşağı Avrupa'dan başlıyor. Doğu Asya'ya kadar ilerliyor. Şey, Asya'nın en doğusuna kadar giden bir kuşak. Gerçekten de bizim Kuzey Anadolu Dağları ve Toros Dağları bu kuşağın içinde yer alıyorlar. Dolayısıyla burada söylenen söz de kesinlikle doğru arkadaşlar. Bunu da doğru kabul ettikten sonra sıcaklık farklarına bağlı olarak ortaya çıkan ayrışmaya fiziksel ayrışma deniyor. Ya bu fiziksel ayrışma şey değil mi diyor.
ısınıyor, genleşiyor. Gece büzüşüyor, soğuyor, daralıyor. Genleşiyor, daralıyor. Genleşiyor. Darmadağın oluyor, un ufak oluyor. Gerçekten de bu olaya fiziksel ayrışma diyorduk arkadaşlar. Bunu da doğru cevapladıktan sonra son doğru yanlışımız. Türkiye'de volkanizmanın en fazla olduğu yerler Batı Anadolu'da yer alıyor. Bak ne demiş ya. Türkiye'de volkanizmanın en fazla olduğu yerler kesinlikle Doğu Anadolu'da yer alır. Türkiye'de volkanizmanın en fazla olduğu ikinci kuşak İç Anadolu'dur. Türkiye'de volkanizmanın en fazla olduğu yerler arasında Ege bölgesi yer almalı. Ama Ege bölgesinin Manisa, Kula, Adala, Gördes bölgesi çok genç volkanizmanın günümüzden 12 bin, 10 bin yıl öncesinde yaşanmış aktif volkanizmanın yaşandığı bir yerdir. Bu bakımdan burayı da yanlış deyip geçersek buradaki sorularımızın dokusunu, motiflerini doğru işaretlemiş oluruz diye düşünüyorum. Güzel oldu bak ne güzel. Eskiden böyle şey neyse. Arkadaşlar aşağıdaki tabloda verilen kayaçların türünü işaretleyiniz diyor. Aa, gene güzel bir soru. Şimdi arkadaşlar kil taşı iç püskürük değil, dış püskürük değil. Fiziksel tortul. Kesinlikle fiziksel tortul diye hatırlıyorum ben ya. Kimyasal değil, organik değil, başkalaşım değil. Granit iç püskürüktü. Bak bunu da hatırladım. Arkadaşlar obsidyen dış püskürüktü değil mi volkan camı? Mermer başkalaşım kayaçtı. Onu da hatırladım. Bazalt dış püskürük kayaçların en güzel örneğiydi. Lignit organik tortullara örnek olarak verilebilirdi değil mi? Geçmiş dönemde yaşamış bitkilerin, hayvanların kalıntılarından oluşmuş kömür türlerinden biriydi. Andezit Ankara taşı yani dış püskürük kayaçların güzel bir örneğiydi. Mercan kalkeri, mercan bir deniz canlısı. Tropikal deniz sularında yaşayan mercan adındaki canlının kavukları, yüz binlerce, milyonlarca yıl boyunca üst üste birikerek mercan adalarını oluşturuyor. Dolayısıyla bu kayalarda organik tortullara örnek. Volkan tüfü arkadaşlar. Tüf, volkan külü demek. Peri bacalarını oluşturan küller volkan tüfüne süper örnek. Bunlar dış püskürük kayalar. Tebeşir arkadaşlar. Tebeşir esasında gözle görünmeyen bir tek hücreli deniz canlısının kalıntısıdır. Organik tortula güzel bir örnektir. Aslında keşke burada dış püskürüğe çok örnek vermişiz ama işte bir tane de kimyasal tortul söyleseydik diyorum. Arkadaşlar cevaplarımızı da böyle verip bu dokuyu, bu deseni elde ettikten sonra buradaki 10 puan aldıktan sonra görüyorsunuz 10 puan, 10 puan. Şimdi gelelim test bölümünde de böyle çok sağlam puanlar alıp rahatlamaya. Dünyayı oluşturan katmanlardan hangilerinin bileşiminde silisyum ve alüminyum elementleri çoğunlukta olduğu için bu katmana Sial adı verilmiştir diyor. Arkadaşlar şimdi ben silisyum, alüminyum katmanının bir kere kıtasal kabuk ve üzerine sert üzerine bastığımız litosfer olduğunu, sert dış yüzey olduğunu biliyorum. Dolayısıyla 1 ve 2 ama okyanusal kabuk Sial kesinlikle değil. Aksine sima yani silisyum ve magnezyumdan oluşan yerin katmanıdır. Dolayısıyla burada cevabımız Denizli seçeneğinde doğru olarak verilmiş arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Diyor ki şunu da düzelteyim de öyle geçeyim. Arkadaşlar yukarıda dünyayı oluşturan katmanlardan hangisi hakkında bilgi verilmiştir? Hangisi hakkında bilgi verilmiş? Sıcaklığı 6000 derece civarında olduğu düşünülen bu katman. Ben hemen buldum bak. Kafalı bir çocuğum ya. Dünyayı oluşturan katmanlar içinde yoğunluğu, sıcaklığı ve kalınlığı en fazla olan katmandır. Çok kolay. Bakın 6000 derece dediği anda zaten buranın çekirdek olduğunu anlıyoruz. Çünkü büyük patlamadan sonra dünya güneşten kopmuş. Güneşin sıcaklığını yansıtan niteliklere sahip olan kısmı sadece çekirdek kısmıydı. Dolayısıyla zaten çekirdek dünyanın aynı zamanda en yoğun, en sıcak, en kalın bölümüydü. Cevabımız Bursa seçeneği. Güzel bir cevap vermenin olduğu verdiği mutlulukla bir sonraki soruyu işaretleyelim. Diyor ki yukarıdaki bilgi metninde numaralandırılmış olarak verilen maddelerden
Hangileri doğrudur? Levha hareketleri. Yaklaşma, uzaklaşma, yanal değiştirme üzere üçe ayrılır. Bir kere kesinlikle doğru arkadaşlar. Yaklaşma var. Birbirine doğru levhalar hareket ediyorsa burada bir yaklaşmadan bahsediyoruz. Mesela Anadolu'nun güneyinden Arap levhası Anadolu'ya doğru yaklaşıyor. Bitlis bindirme bölgesi boyunca hop Anadolu'nun üstünden bile aşıyor. Öyle de bir bindirme yapmış. Uzaklaşma. Ben uzaklaşmayı da biliyorum. Ege bölgesinde bir sürü var. İşte Ege bölgesindeki çekme gerilimi yani kuzeyden ve güneyden koparıldığı için burada hem graben ve horstlar oluşmuş hem de çöküntü fayları boyunca graben ovalar oluşmuş. Bakırçay, Geniz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Yanal yer değiştirme. Vallahi bu da var. Hem de o Kuzey Anadolu fay hattı boyunca Anadolu her sene 2 ila 20 santim arasında batıya kayıyor mu? O batıya kayma sonucunda Avrupa Birliği'ne koşa koşa giriyoruz. Avrupa Birliği bizi almasın. Ama biz Avrupa Birliği'ne 1 milyon yıl sonra pekişeceğiz. Gerçekten de verilen 3 hareket tarzda levha hareketlerinin içinde olan şeylerdir. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Arkadaşlar, buna göre dönemin özellikleriyle ilgili olarak seçeneklerde verilen bilgilerden hangisinin doğru olduğunu söylenemez. Jeolojik zamanlar içinde günümüzü de kapsayan yakın dönem 3. zamandır. Şimdi 3. zamanda ne olmamış? Günümüz iklimleri oluşmuş. Kesinlikle oluşmuş. Buzul devirleri yaşanmış. Vallahi yaşanmış. Ben biliyorum. Birçok yerde bunun kanıtları var. İşte mamutlar var ya. Biliyorsunuz işte o Ice Age diye bir Warner Bros. Çizgi filmi var. O mesela bunun kanıtı. Balıkların ve kara bitkilerin ortaya çıkması. Bir dakika. Bir dur ya, bu üçüncü zaman mıydı ya sanki? Bu dursun. İnsanlığın yeryüzünde hakim tür olması gerçekten de çok yakın zamanda. Şurada 1,5-2 milyon yıllık geçmişimiz var. Yani bütün bu 4,6 milyar yıllık geçmişe rağmen bizim ortaya çıkışımız çok yakın. Bu da değil. Kıtaların bugünkü şeklini kazanması yine üçüncü zamanın sonunda meydana gelmiş bir durumdur. Çünkü levha hareketleri her an her saniye devam ediyor. Ama balıkların ve kara bitkilerin ortaya çıkması arkadaşlar ikinci zamanda meydana gelmiş bir olaydır. Dolayısıyla bu çok eski bir olayın çok eski bir dönemde gerçekleşmiş jeolojik durumun üçüncü zamanla alakası yoktur. Cevabımız Ceyhan. Diyor ki şöyle bir tane kaydırayım yukarıya. Buna göre bilgi metninde aşağıdaki jeolojik dönemlerden hangisi anlatılmaktadır diyor arkadaşlar. Şimdi bu dönemde Ege Denizi ve Boğazlar oluşmuş. Karadeniz deniz özelliği kazanmış. Anadolu ve yakın çevresi bugünkü görünümünü almıştır. Bu jeolojik zamanda epirojenize bağlı olarak Anadolu topyekü yükselmiştir. Şimdi arkadaşlar ben bu özelliklerin tümünün 3. jeolojik zamanın sonunda yaşandığını biliyorum. Nereden biliyorum? Çünkü Ege Denizi 1 milyon yıl önce oluştu. Neredeyse 1,2 milyon yıl önce. Egeit diye bir kara parçasının Anadolu ile Yunanistan arasındaki bir sahanın çökmesiyle oluştu. Bu bir. Arkadaşlar Karadeniz dünya denizlerine açıldı. Eskiden bir göldü. Bu göl dünya denizlerine bağlı bir deniz haline geldi. Ha, onu da o yakın zaman. Anadolu ve yakın çevresi bugünkü görünümünü aldı. Vallahi yine 3. zamanın sonunda Kuzey Anadolu fay hattı çok yakın zamanda ortaya çıktı. Bu jeolojik zamanda epirojenize bağlı olarak Anadolu topyekün yükseldi. Hala yükseliyoruz. Yapılan ölçümler, uydu gözlemleri, çalışmalar somut olarak bunu kanıtlıyor. Bunların tamamı 3. jeolojik zamanda yaşanan olaylar arkadaşlar. Cevabımız D seçeneğinde doğru olarak verilmiş. İşte ben de yakın zamanda Nuh Tufanı diye çok güzel bir jeoloji kitabı okudum. Anadolu'nun jeolojik gelişimini anlatan, Karadeniz'in oluşumunu anlatan muhteşem bir kitap. Sizlere de tavsiye ederim. Nuh Tufanı, William Ryan, Arthur Pittman yazarları. Buna göre bilgi metninde numaralandırılmış olarak verilen yeryüzü şekillerinden hangileri patlama sonucunda oluşmuş volkanik şekillere örnek olarak gösterilebilir? Bazı yeryüzü şekillerinin oluşumunda bütünüyle volkanik patlamalar etkilidir. Örneğin gibi yeryüzü şekilleri bu durumun sonucunda oluşturur. Krater, kaldera, mağara. Şimdi bakın arkadaşlar dünyanın
bütün volkanik dağlarının, bütün volkanik oluşumlarının merkezinde bir krater yer alır. Çünkü krater mantodaki magmanın ve gazın, su buharının yeryüzüne ulaşma merkezidir. Dairesel bir çukurluktur genelde. Bu var. Kaldera genellikle volkanik bir dağın, üzerinde krater bulunan volkanik bir dağın belli bir zaman sonra yer altından gelen büyük basınç ve ağırlığa dayanamayarak patlaması ve patlayan yerin çökmesiyle, büyümesiyle ortaya çıkan devasa bir kazandır. O büyük kazana, tencereye kaldera denir. Bir diğer ova tabanında gerçekleşen volkanik faaliyet sonucunda yeraltı suyuna ulaşan magmanın yeraltı suyuyla tepkimeye girip çok büyük bir oluyor ya, bum diye patlamasıyla oluşur. Demek ki bu her üç şekilde volkanik patlamalar sonucunda ortaya çıkan volkanik patlama şekilleridir. Cevabımız Edirne seçeneğinde doğru olarak verilmiş arkadaşlar. Al sana güzel bir soru. Kolay bir soru. Çok seviyorum böyle soruları. Bunları çözünce çok mutlu hissediyorum kendimi. Depremi kaydeden ve büyüklüğünü ölçen alet gibi isimlerden hangileri ilan alınır? Sismograf, dursun. Altimetre, bu yükseklik ölçer. Ben bunu çok kullandım. Takometre, taksilerde olur. Barometre, basınç ölçer. Dağcılar kullanır. Termometre, sıcaklık ölçer. Değil mi? Anneler özellikle bebeklerin, küçük minnoşların koltuk altına koyarlar. Vücut ısısını ölçerler. Ama arkadaşlar sismograf çok kolay bir soru. Her zaman bunu bileceğiz. Deprem ölçen ve depremin büyüklüğünü belirleyen araçtır. Sismografların kayıt merkezi de Türkiye'de Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesidir. Asla aklımızdan çıkarmıyoruz. Aslında çok akıllı birisiyim de böyle düzgün konuşabilsem, bir de hızlı konuşmaya çalışıyorum sürekli. Farkında mısınız bilmiyorum ama inanılmaz çok bilgi veriyorum. Her soruda çok şey söylüyorum. Umarım beğeniyorsunuz. Bilmiyorum ne derece beğendiğimde elimden geleni yapıyorum. Arkadaşlar lütfen arkadaşlarınıza, çevrenize, okulunuza, sosyal mecralara, platformlarda Doğa Ateşi YouTube coğrafya kanalını paylaşalım. Bu eğitimdeki kaliteyi ülkemizdeki bütün çocuklara ulaştıralım. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden. Buna göre dünya haritası üzerinde gösterilen yerlerden hangileri volkanik dağların bulunduğu kuşaklarda yer almaz? Levha sınırları ile volkanik dağlar arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlar ben şurada 3 numarada bu şey var ya, büyük bir fay var ya, Doğu Afrika'daki Ertaalley Yanardağı Etiyopya'da, ben onun burada olduğunu biliyorum. Sonra 4 numarada 4 numara dedim, kendimi kutsuyorum. Afrika iyi şey Pakistan İran arasındaki bölgede yine volkanik dağların olduğunu biliyorum. 5 numara kesinlikle şeyde ya, ateş çemberinde, Pasifik Okyanusu'nun çevresindeki ateş çemberi, Japonya Endonezya arasında, burada da volkanlar var. Ama Brezilya'da, yani Amerika'nın, Güney Amerika'nın doğu kıyılarında ve Kuzey Amerika'da İşte o Hudson Körfezi kıyılarında volkanik dağ kesinlikle yok. Buraların yer kabuğu hareketlerinin en az yaşandığı yerler. Bunlar masif araziler. Dolayısıyla bizim cevabımız 1 ve 2 arkadaşlar. Aşağıdaki ülkelerden hangisi depremselliğin faal olduğu yerlerden biri değildir? Arkadaşlar aşağıda verilen ülkelerden hangisi depremselliğin faal olduğu ülkelerden biri değildir? İran bir kere sürekli deprem. Moğolistan sürekli deprem. Türkiye sürekli deprem. Çin sürekli deprem. Bunların hepsi Alp Himalaya kıvrımkuşağı ülkeleri. Ama Finlandiya depremselliğin en az yaşandığı İskandinavya'da yer alan ülkelerden bir tanesi. İsveç, Norveç, Finlandiya dünyada depremlerin en az gerçekleştiği yerlerden bazılardır. Ayrıca Rusya'nın Sibirya yöresi, Kanada, Alaska, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaleti yine depremselliğin en az olduğu yerlerdir. Tortul kayaçlar gruplarının hangilerinden meydana gelir diyor. Fiziksel, kimyasal, organik. Arkadaşlar tortul kayaçlar bir kere fiziksel tortulları ben hatırlıyorum. Ya. Ne vardı orada? Kil taşı, kum taşı, çakıl taşı, mil taşı, çamur taşı, konglomera. Bir sürü kayaç var.
Kimyasal tortuları da hatırlıyorum. Kalker, cips, kaya tuzu. Ondan sonra dolomit. Bak. Yine dört tane bundan saydık. Organik tortul kayışlarda kömür türleri, taş kömürü, lignit, antrasit. Sonra organik kayışlardan mercan kalkeri, değil mi? Tebeşir. Organik kayışlarda. Demek ki her üçü de sedimenter kayışlara rahatlıkla örnek olarak verilebilir. Değerli arkadaşlar, şimdi bu güzel yazılımızı dinledik, izledikten sonra gerçek yazılıda hazırlık aşamasında mümkün olduğunca Milli Eğitim'in kitabına bakmanızı, öğretmenimizin not aldırdığı yerleri, söylediği yerlerin altını çizmemizi, tabii öğretmenimizin size nasıl işlettirdiğine hakim değiliz ama %80 oranında bunlara yakın sorular çıkacağı gerçeğinden yola çıkmanızı, burada nedeniyse işte şu mudur, bu değildir gibisine bakmanızı öneriyorum. Bunların dışında sınava iyi çalıştığımızda, öğretmenleri güzel dinlediğimizde, onlara saygılı davrandığımızda puanlarımızın her zaman çok yüksek olacağını, sizin daha çok sevileceğiniz, daha çok başarılı olacağınızı bilmenizi istiyorum. Doğu Ateş YouTube coğrafya kanalını arkadaşlarınızla paylaşırsanız, sosyal mecralarda duyurursanız, başka ortamlarda dile getirirseniz çok sevindirirsiniz beni. Bütün çabam siz öğrencilere, Türkiye'nin öğrencilerine, Türkiye'nin çocuklarına az da olsa bir şeyler öğretebilmek. Bunu başarsam dünyanın en mutlu adamı olacağım. Ki sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın kuzucuklar. Hoşça kalın.